43. sorumuz yine parçanın geneliyle ilgili bizden bilgi istiyor. Hatırlayalım, bu gibi sorularda çeldirici seçenekler genellikle paragrafın içinde bulunan ancak sadece bir bölümü ilgilendiren, parçanın geneline mal edilemeyen bilgilerden oluşturuluyordu. Bu şekilde hazırlanan seçenekler öğrenciler açısından güzel görünüyor ve yanlışa itiyor kendilerini. Fakat unutmamak gereken şey, parçanın sadece bir bölümüyle ilgili olan bilgi geneline mal edilemez. Bu nedenle bu tür seçenekleri hemen eleriz. İşte bu açıdan seçeneklerimizi tek tek irdeleyerek paragrafta var olup olmadıklarını görmeye çalışacağız. A seçeneğinde paragrafın genel itibariyle depresyonun beyin üzerine etkilerinin ve sebeplerinin konu edildiği bir metin olduğunu söylemiş. Ancak parçamızı hızlıca bir taradığımızda depresyona dair hiçbir iz göremiyoruz. Biliyorsunuz dışarıdan bilgi ithali yasak diye bir tabir kullanıyorduk. O nedenle A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğinde Parkinson hastalığının sonuçları ifadesini kullanmış. Parkinson hastalığı metnimizin içinde yok değil. Fakat sadece bir bölümde tek bir cümle içinde bulunuyor Parkinson. Metnimiz genel itibariyle bununla alakalı değil. B seçeneğini de eliyoruz. C seçeneğine geldiğimizde insan beyninin insan beyni açısından 4 nörokimyasalın önemi demiş. Parça bununla ilgilidir demiş. Keza doğru ifade olduğunu ilk bölümden anlayabiliyoruz. Daha önceki paragraf sorumuzda da hatırlarsanız eğer parçanın geneliyle ilgili ana fikrini soran sorularda ilk bölümlerde bu bilginin gizlendiğini söylemiştik. Burada da bizim ikinci cümlemizde nörokimyasallarla ilgili bilgi geleceğine dair ipucu var. Nitekim arkasından bu nörokimyasalların neler olduğunu da tek tek söylemiş ve bir bir bunları çeşitli sağlık durumları ile ilgili örnekler içinde sunmuş. C seçeneğinin doğru olma ihtimali bu açıdan çok yüksek. Ancak Denizli ile Edirne'nin bir şekilde elenmesi gerekiyor. Denizli'ye bakalım. Dopaminin sonuçları demiş. Dopamin mevcut paragraf içinde mevcut 4 tane nörokimyasaldan sadece biri. Metnin geneline bu açıdan mal edilmesi doğru değildir. Eliyoruz Denizli'yi. Edirne seçeneğinde ise alkol bağımlılıklarının sebepleri demiş ki alkol bağımlılığı da parça içinde sadece tek bir cümle içinde bulunuyor. Üzerini boyadığım bu cümle içinde. Bu nedenle bunu da genele mal edemeyince Edirne'de eleniyor. Cevabımız Ceyhan ortaya çıkıyor.